Değerli basın mensupları, öncelikle Manisa'daki deprem dolayısıyla Manisa'daki bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca bu hafta sonu YKS sınavına girecek, olağanüstü şartlar altında YKS sınavına girecek bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum. 18 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sürecinde, sürecinde eğitim sistemimiz gerçekten iktidar mensupları elinde oyuncak haline getirildi. Bu doğrultuda sınava girecek genç arkadaşlarımız da olağanüstü koşullar altında geleceklerini belirleyecekler. Umarım iktidar geçen hafta yapılan LGS sınavından gerekli dersleri çıkarmıştır ve gerekli önlemleri alır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi partisi belediyelerine Genel Başkanımızın talimatıyla e, ciddi bir görev verdik görevimiz bütün gençlerin sınava gireceği ortamlardaki koşullarının en doğru şekilde sağlanması eksiklerinin giderilmesi noktasında bütün belediye başkanlarımız ciddi bir çalışma içindeler çalışıyorlar değerli arkadaşlar bugünkü toplantımızın sebebi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığımızın görev alanı içinde yapmış olduğumuz bir değerlendirmeyi özellikle de pandemi sürecinde ön plana çıkmış olan bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak olacak. Yapmış olduğumuz değerlendirme aslında günün koşullarına da çok uyuyor. Pandemi sürecinde gördük ki online eğitim ülkemler için çok önemli ve hayati bir değer taşıyor. Ama Türkiye örneğine baktığımızda ve bir değerlendirme yaptığımızda gelişmelerin çok da iç açıcı olmadığını sizlerle paylaşmak isterim. Raporumuzun adı Milli Eğitim Sisteminde Teknoloji Entegrasyonu ve 2020'ye Nasıl Girdik başlıklı. Bundan 10 yıl öncesini sizlere hazır, hatırlatmak isterim değerli arkadaşlar. 10 yıl önce bir Fatih projesi lansmanı yapılmıştı. Hani çağ açıp çağ kapatıyor diye tanıtılmıştı Cumhurbaşkanı tarafından. Tabii 18 yıllık karneye baktığımız zaman Öncelikle şöyle bir gerçek var ki Türkiye uluslararası birçok ölçümde OECD'nin PISA değerlendirmelerini yapmış olduğu ölçümde eğitimde sıralamalarda en geri noktalarda yer alıyordu. Öğrencilerimiz bu sıralamalarda ön planda değildi. O günün şartlarında eğitimde dijitalleşme herkesin böyle duyduğu zaman heyecanlandığı eğitimde fırsat eşitliği için önemli bir adım olabilirdi. Fakat geldiğimiz noktada değerlendirdiğimizde özellikle de pandemi sürecinde bütün öğrencilerimizin online eğitim alması gerektiği noktada baktığımızda 10 yılımızın boşa harcandığını hep birlikte görüyoruz. Eşitsizliği ortadan kaldırmak için PISA'daki o geri kalmışlığı ortadan kaldırmak için harekete geçen Fatih projesi ne yazık ki Türkiye'deki eşitsizliği bir kademe daha artırmıştır. Bu büyük projenin Türkiye tarihindeki eğitim alanında teknoloji noktasında yapılmış en büyük yatırımlardan biri olan bu projenin herhangi bir ölçme değerleme sistematiği yok. Böyle bir takımı ölçme takımını kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı açıklamamış. Biz de uzun süren literatür taramalarından sonra yapılan araştırmalarda yaptığımız incelemelerden sonra gördük ki yeteri kadar veriye ulaşamadık. Bundan kaynaklı olarak Türkiye'nin 8 ilinde 250'den fazla öğretmen arkadaşımızla yaptığımız birebir görüşmelerle de raporumuzu destekledik. Dünyadaki örneklerini inceledik ve gördük ki Adalet Kalkınma Partisi bu çalışmaları yaparken sadece donanıma yapılan yatırımla, sadece binaya yapılan yatırımla bütün sürecin üstesinden gelebileceğini sanıyor. Halbuki işin doğasına gerçeğine baktığımız zaman planlamanın hele de eğitim sistemimizin bel kemiği olan öğretmenlerimizin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu göz ardı ediyorlar. Dünyadaki örneklerini inceledik. 2005 yılında MIT, dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan, üniversitelerinden biri olan MIT, her çocuğa bir tablet kampanyası başlatmış. Bu dünyanın birçok ülkesinde denenmeye çalışılmış. Fakat bütün projeler Paraguay'da, Latin Amerika'da, Meksika'da, Haiti'de başarısızlıkla sonuçlanmış. Ne hikmettir ki biz bundan tam 5 yıl sonra 2010'da milyarlarca liralık böyle bir yatırıma girişmişiz. Biz de küçük bir pilot uygulama yapmışız 17 ilde yaklaşık 200 okulda. Aldığımız geri bildirimler de çok iç acıcı değilmiş. Fakat hiç ger geri bildirimlere bakmadan projeyi devam ettirme kararı almışız. Dünyanın en büyük iş insanlarından biri olan Bill Gates o günlerde şöyle bir söz, sözle katkı sunmuş. Herkese tablet dağıtmakla, herkese donanım bilgisayar vermekle eğitim sisteminde başarı gelmez. Asıl olan öğrencileri sürece katmaktır. Biz mouse'la fare arası mouse'la yani fareyle klavye arasındaki farkı tartışıyoruz. Klavye öğrenci bir şeyler yazdığı için onu üretkenliğe iterken tabletlerde olan sistem ve mouse gibi sistemse öğrencileri tembele, tembelliğe sürüklüyor ve itiyor demiş. Ama biz bunların hepsine gözümüzü kapayarak Türkiye tarihinin en büyük yatırımlarından birine girişmişiz. Bunu hepimizin vergilerinden oluşan evrensel hizmet fonundan karşılamaya çalışmışız. Yaklaşık 8 milyar liraya mal olduğu söylenen bu projenin 1.7 milyarı evrensel hizmet fonundan karşılanmış. Peki bu evrensel hizmet fonu ne? Evrensel hizmet fonu haberleşme üzerinden alınan vergilerden toplanan bir fon. Amacı özellikle teknolojiye ulaşamayan insanların bu fırsat eşitsizliğinin üstesinden gelmesi. Fakat burada bir fırsat eşitsizliğinin üstesinden gelme çabası mı olmuş yoksa fırsat eşit eşitsizliği mi artmış? Bunu da iyi incelemek gerekiyor. Aslında iktidarın en önemli sorunlarından biri şu. Planlamanın olmaması, bilimselliğe inanmaması, şeffaflığın ve hesap veriliğin de süreçte hiç kullanılmıyor olması. Bununla birlikte muhalefeti, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, özellikle de sürecin bileşeni olan öğretmen sendikalarını bu süreçlere hiç dahil etmemesi en önemli sorunlarımızdan biri. Peki bu yapılan pilot uygulamalarda ne görülmüş? Önce donanım yatırımları yapıldığı için yani tablet yatırımları, tahta yatırımları yapıldığı için içerik oluşmamış. Öğretmenler ve öğrenciler bilgi iletişim konusunda okur yazar kabul edilmiş. Yani bunları kesinlikle kullanabilirler olarak kabul edilmişler. Tam anlamıyla kullanıyor. Ama bu tahtalar, bu ürünler okullara geldikçe görülmüş ki aslında öğretmenler ve öğrenciler bunu kullanmakta geri plandalar. Bir örnek vereyim. Bir akıllı tahta var. Bunun içinde matematik dersi için çok önemli bir program var kullanmak için. Ama bu programı kullanabilecek biri yok. Bunun sizce başarısı olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Hele de bu içerikler bir yandan okuldaki müfredatı içeren kaynaklarla eşleşmiyorsa bir büyük sorun daha ortaya çıkmış oluyor. İşte bu plansızlık sonunda 8 yılda harcanan 3.4 milyara Sayın Bakanın dediğine göre başka kaynaklarda 8 milyar dolar diyeni bile var. Böyle bir belirsizlik var bu süreçte. Yani Fatih projesi için bugün kaç lira harcandığını kimse bilmiyor. Tam da aslında Adalet Kalkınma Partisi'nin klasik projelerinde olduğu gibi. Nasıl Adalet Kalkınma Partisi'nin klasik projeleri plansız, programsız yapılan bir hava alanı 5 milyon insan uçacak deniyor. 4 milyon insan uçacak deniyor ama yüzde %5'i kadar insan bile uçmuyor. Bu şunu gösteriyor aslında hiçbir planlama yapılmamış. Matematikten, istatistikten, bilimden hiç yararlanılmamış. İşte Fatih projesi de tam buna benzer bir proje. 8 yılın sonunda Bakan Selçuk dedi ki biz bu yöntemin yanlış olduğunu gördük. Yani Bill Gates'in söylediğini daha önce yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bilimsel gerçekliği gördüğünü ve klavye sistemine geçeceklerini söyledi. Tabi bu arada bir nesil neredeyse kayboldu. 1 milyon 437 bin tablet dağıtılmıştı. Bu tabletlerin şimdi kimin elinde olduğu bile belli değil. Ama ikinci el ürün satan sitelerde bu tabletlerin satıldığını görüyoruz. Tabi pandemi süreci bizi EBA ile tanıştırdı arkadaşlar. Eğitim bilişim ağı. EBA aslında içerik oluşturulan portal. Hani planlaması yapılmadan donanım yatırımı yapılan, tablet dağıtılan, tahta alınan ama EBA olmadığı için de bunların kullanışsız olduğu, işlevsiz olduğu sistem. EBA'yı hepimiz tanıdık çünkü pandemi sürecinde öğrenciler okula gidemeyince EBA sistemine ihtiyaç oldu. 10 yıl önce başla, planlanmaya başlayan sistemin ne yazık ki çalışmadığını gördük. Amatörce çekimlerle hayata geçirilmeye çalışıldığını son günlerde hayata geçirilmeye çalışıldığını gördük ve bununla birlikte bakanın da ben şu kısmını izleyememişim bu kısmına başka biri ek yapmış diye bahaneler uydurarak bu süreci yönetmeye çalıştığını gördük. Ama işin aslında baktığınızda bu 10 yıllık bir proje ve bugüne geldiğinde tam anlamıyla çalışıyor ve herkese hizmet ediyor olması gerekirdi. Tabii bu eşitsizliğin bir yönünü de nereden oluştuğunu tekrar anlatmak isterim. 16 milyon çocuğa tablet vereceğiz dedikleri zaman 2010 yılında herkes çok heyecanlandı. Adalet Kalkınma Partisi bunu her dönem yapar. 1 milyon insana iş vereceğiz, 1 milyon yazılımcı oluşturacağız. Bunlar böyle propaganda için çok güzel sözcükler. Ama iş gerçekliğe dönüştüğü zaman işte eşitsizlikler, kayırma burada ortaya çıkıyor. Yani öğrencilerin en doğal hakkı olan eğitim anlayışında bile bir farklılaşma oluyor. Ve 1 milyon 430 bin çocuğa ulaşırken bu sistematik gerisine ulaşmıyor. Fatih projesinin kendi internet sitesinde bu projenin sadece yüzde 35 oranında gerçekleşebildiğini yazdıklarını hep birlikte gördük. Ben biraz daha ayrıntısına girdim ve baktım. İstanbul'da ki dünyanın merkezi bir şehir İstanbul. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi sitesinde etkileşimli tahta sayısı 54. Yani İstanbul'daki okulların 54.5'inde sadece etkileşimli tahta var. Peki biz her fırsatta söylüyoruz Türkiye'nin altyapısı çok yetersiz. Türksel, Telekom gibi telekomünikasyon şirketleri özellikle devletin etkisinde olan telekomünikasyon şirketleri Telekom gibi önemli bir şirket bu noktada yatırımlar yapmalı diyoruz. Ama fiber interneti olan okul sayısı da oranı da %33'ü bile geçmiyor İstanbul'da. Urfa'yı örnek verecek olursak bu oran akıllı tahtada yüzde yirmi, fiber altyapıda yüzde on. Bu örneklerin sayısını 81 için farklı farklı söyleyebiliriz ama ortalamada yüzde otuz geçmediğini görüyoruz. Peki bilişim çağında bilginin, iletişimin bu kadar hızlı hareket ettiği ve geliştiği bir çağda teknolojiyi son ürün olarak görmek nasıl bir anlayış. Bir tahta aldım, öğrencilere tablet verdim, her şey çözüldü. Hayır, her şey çözülmedi. Aksine bu projenin başarısızlığı, dijital eşitsizliği bir kez daha ortaya koydu. Öğrenciler, özel okulda eğitim alan öğrenciler bu sistematikleri çok rahat bir şekilde kullanırken, Türkiye'nin dört bir yanında televizyona erişemeyen, internete erişemeyen, bilgisayarı olmayan, tablet olmayan milyonlarca öğrenci de geri kalmış oldular ve ciddi bir eşitsizlik ortaya çıktı. Bu süreçte biz tüketici değil, üretici bir politika izlemek zorundayız. Gençlerin, çocukların potansiyelini yükseltmek zorundayız. Eğer Fatih projesi başarılı olsaydı, biz bugün dünyaya örnek olacak bir bilişim eğitim sistematiğine sahip olurduk ve bu model dünyada örnek gösterilebilirdi. Bu kadar harcamaya, bu kadar çabaya, bu kadar enerjiye uygulamada örnek gösterilen bir sistem olabilirdi. Sözlerimi çok uzatmadan raporumuzda hem dört aşamada bir değerlendirme yaptık. Hem sistemin eksikleri, devamında bakış açısının eksikleri ve ayağa kaldırılabilmesi için neler yapılabilir? Hızlıca çok teknik detaya girmeden bunları özetlemem gerekirse Birinci olarak kamu kaynakları Fatih projesinde boş harcanmıştır. Fırsat eşitliği denirken öğrenciler arasında ciddi bir adaletsizlik ortaya çıkarılmıştır. Özellikle de öğretmen, öğrenci ve okul ekosisteminde uygun olmayan planlamalar ciddi eşitsizliklere ve işlevsel olmayan sistematiklere sebep olmuştur fırsat eşitliği sağlamak için ortaya çıkan bu proje tam tersi bir işlev görmüştür. Oysa bu projenin başarılı olmayacağı ilk pilot uygulamada öngörülebilirdi. Ya da dünyadaki uygulamaları incelendiğinde başarısızlığı öngörülebilip bugünün trendi olan bakanın da kabul ettiği sistem hayata geçirilerek özellikle öğrencilerimize kodlama sistematiği öğretilerek, üniversitelerdeki altyapıyı güçlendirip, orta öğretimden de buraya iyi eğitim almış, algoritmayı bilen, matematiği iyi bilen öğrenciler göndererek, Türkiye'nin sınıf atlaması hızlıca sağlanabilirdi. Ama bu gelişmelere kör sağır olan iktidar, bilimsel gelişmeleri, dünyadaki standartları yok sayan iktidar, bu vatandaşın vergileriyle oluşmuş, yaklaşık 8 milyar lirayı çöpe atmıştır. Ve Türkiye tarihinin en karanlık projelerinden birine imza atmıştır. Neden karanlık diyorum? Bir de bu işin finansal modeline bakmak lazım. Planlama yok, ölçme yok, değerlendirme yok. Peki finansman tarafında neler olmuş? Bunu da iyi görmek gerekiyor. Kesinlikle bu projede mali saydamlık, şeffaflık ve hesap, hesap verebilirlik adına en ufak bir örnek bile yok. 2010 yılında başlamış, kamu ihale kanunundan muaf hale getirilmiş, birçok raporda özellikle 2017 ve 2018 sayıştay raporlarında mali saydamlık ve hesap verilik, verilebilirlik ilkeleriyle çeliştiği açıkça ortaya konulmasına rağmen bu proje 5 bakan değiştirmiş Adalet Kalkınma Partisi iktidarı içerisinde. 2010'dan bugüne 5 milliyetin bakanı değiştirmiş. Bu bakanlar her göreve geldiğinde de proje tartışılmaya başlanmış. Bu tartışmalar da genelde ekonomik tartışmalar, özellikle de rüşvet ve rant tartışmaları olmuş. Genelde bakanlar bunun üstünü kapatmaya çalışmış. Ama her seferinde bu görevlerin başında olan yöneticilerin değiştiği ortaya çıkmış. Hele de 2015 işte 2016'-15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminden sonra da bütün görevlilerin Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki memuriyet görevlendirinden uzaklaştırıldıkları ortaya çıkmış Peki dünyada en önemli teknolojik eğitim yatırımlarından biri olan 8 milyarlık bir yatırımın çarşur edilmesine sebep olanlar hesap vermiş mi? Ne yazık ki hesap vermemiş? Diğer bütün uygulamalarda olduğu gibi bunun da üstü örtülmüş, yapanların yanına kalmış. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman bu projelerin hepsinin üzerindeki bu örtüyü, bu tozu kaldıracağımızı ve vatandaşımızın tek kuruşunun bile hakkını soracağımızı buradan size söylemek isterim. Sadece mali anlamda mı eksikler olmuş? Hayır, insan kaynağı anlamında da ciddi eksikler olmuş. 1996 yılında hepimizin bildiği bilgi böt edenen aslında bilgi iletişim derslerine giren bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitmenleri var biliyorsunuz. Bu eğitmenler bu sürecin hiçbir döneminde değerlendirilmemişler. Aslında çok ihtiyaç varken bu bunların hizmet içi eğitimde değerlendirilmesi gerekirken bu öğretmenler yok sayılmış. 17 bin öğretmen atandığında bu öğretmenlerin sadece 143'ü değerlendirilmiş. Ama böyle büyük bir projede işi ehline teslim etmek yerine iktidar her zaman olduğu gibi liyakat esaslarını yok sayarak bu projeyi de yandaşlarına teslim etmiş ve projenin baştan başarısız olmasına sebep olmuş. Bu arada da ciddi bir insan kaynağı israfı da özellikle BÖTE öğretmenleri arasında hayata geçmiş. Sizlerle biraz önce paylaştım. Bu projeyi yaparken Diyarbakır'da, Eskişehir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir şehrinde 250'den fazla öğretmenimizle görüştük. Ve bu öğretmenlerin görüşlerini de kısaca sizle paylaşmak istiyorum. Özellikle görüşü alınan öğretmenlerin Fatih projesinin önce tablet başlığıyla başlayıp 1 milyon 400 küsür bin tablet dağıtıldıktan sonra bilgisayar sistemine dönmesi, tablet dağıtımının kalkması ve sadece elektronik tahta kullanımına geçilmesi noktasında şu yorumları yapmışlar. Plansızlık, düşüncesizlik, israf, öğrencilerin hak gaspı demişler. Peki benzer şekilde etkileşimli tahtaların kullanımının faydalı bulan öğretmenler bu konuda neler söylemiş? Fırsat eşitliği kapsamında tüm sınıflarda olmalı. Ne yazık ki şu an biraz önce size söylediğim gibi yüzde 35 seviyesinde. Etkin çalışması sağlanmalı açılması 5 dakikadan uzun sürmemeli. Garanti süresi sonrası da planlanmalı. Içerik sağlanmalı. Perdus işletim sistemi iyileştirilmeli. Nasıl kullanılacağını iyi öğretmeliler. Eğitimler fazlalaştırılmalı. Sınıf yönetimi açısından öğretmenler eğitilmeli. Aslında kullanıcılar yeter ki onlara kulak verilsin. Sistemin neden başarısız olduğunu bugün çok hızlı bir şekilde özetliyorlar. Ve öğretmenlere kulak tıkayan, ben bilirim anlayışıyla Türkiye'yi yöneten, ben yaptım oldu anlayışıyla Türkiye'yi yönetenlerin nasıl milyarlarca liramızı çöpe attıklarını da gösteriyorlar. Yine bir öğretmenin çok önemli bir örneği var. Onu da sizinle paylaşmak isterim. EBA ile ilgili EBA baştan aşağı fiyasko. Son dönemde tabi bunu toparlamaya çalıştılar özellikle televizyon sistemine gelince. Dağınık bir yapısı var. İçerik bulmak kullanabilmek çok zor. Keşke EBA bir muhasebe öğretmeni yerine yetkin bir bilişimci tarafından yönetilseydi belki o zaman teknisyenlerin elinde oyuncak olmazdı demiş bir öğretmenimiz. Ve başka bir öğretmen de interaktif eğitim için her öğrencinin bilgisayardaki uygulamaya katılmasını sağlamak lazım. Bu mevcutlarla mümkün değil demiş. Gerçekten de mevcut sistemde öğrencilerin ciddi bir eşitsizlik ortamı içinde bilgiye, derslere ulaşamadığını görüyoruz. Hatta üniversitelerde online eğitimle ilgili ciddi sorunlar olduğunu görüyoruz. Bunun da en büyük sorumlusu 18 yıldır Türkiye'yi keyfe keder yöneten, ben bildirim deyip iş üretmeyen, rant yoksa ben yatırım yapmayam, yapmam diyen anlayıştır. 8 milyar doları da Özür diliyorum 8 milyar TL'yi de bu bir bakan tarafından 8 milyar dolar olarak söylendi. Başka bir şu anki bakanımız 3,5 milyar TL harcadığını söylüyor. Başka kaynaklar 8 milyar harcadığını söylüyor. Ben bir milletvekili olarak defalarca soru önergesi vermeme rağmen Fatih projesine ne kadar harcandığını öğrenemedim. Aslında bu hepimizin vergileriyle hayata geçen bir proje, öğrencilerimizin geleceğini etkileyen bir proje fakat ne yazık ki israf projesi olmanın dışında hiçbir alanda kullanılamamış. Bu projeyle neler kaybettik? Kısaca bunları özetleyip sözlerimi toparlamak isterim. Öncelikle teknolojik ürün israfı oldu Türkiye'de. 1 milyon 437 bin tablet bugün envanterin dışında ve nerede oldukları bile belli değil. Doğru seçilmemiş bir teknolojiden kaynaklı olarak yatırımlarımız boşa gitti milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyecek bir proje boşa gitti. Dünyaya örnek olma şansımız olan bir proje iş bilmezlerin elinde heba edildi ve bilimi ölçmeyi değerlendirmeyi yok sayanların elinde heba edildi. Eğer bir projenin ölçme değerlendirme takımı yoksa ve ölçülmüyorsa emin olun o proje yönetilemez. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri o ölçme yok değerlendirme yok, performans değerlendirmesi yok. Bu ortamda başarı bekleniyor. Kimse kusura bakmasın. Ben bilirim anlayışından, sarayda yaptığım oldu anlayışından Türkiye'de hiçbir projeye başarı gelmez. Peki bu sürecin kazanımları var mı? Var. Fatih projesiyle online eğitim anlamında en azından bir adım atılmış. Başarısız olsa da bir adım atılmış. Bu projeyle ilgili hızlı bir değerlendirme yapılmalı ve bu değerlendirme doğrultusunda da eksikleri ortadan kaldırılarak yeni bir çalışmanın önü açılabilir. Fakat iktidar ne yapıyor? 2021 ve 2022 bütçelerine de baktığımızda görüyoruz ki Fatih projesini yok saymışlar. Aslında diğer projelerde olduğu gibi sessiz, sedasız bir şekilde bu projeyi unutturmaya çalışıyorlar. Vatandaşın eba olan, israf olan milyarlarca lirasını unutmaya çalışıyorlar, unutturmaya çalışıyorlar. Burada iki bakış açısı çok önemli. Bu meselelere tek bakış açısıyla bakıp ben bina yaparım, donanım alırım, oraya akıllı tahta koyarım, tablet dağıtırımla eğitim sisteminde başarı gelmez. Hem teknolojik bakış açısını hayata geçireceğiz, hem de pedagojik bakış açısını hayata geçireceğiz. Bu ekosistemin bütün bileşenlerini sürece dahil etmek zorundayız. E Eğitim o kadar büyük ve sosyal bir sistem ki bunun içinde veliler var, öğrenciler var, öğretmenler var. Milli eğitim çalışanları var, diğer eğitim çalışanları var. Bu sistemin içinde bileşenlerin katılımlı katılımcı bir şekilde sürece destek olması sağlanmazsa, eğitimi sağlanmazsa bu projelerin başarılı olma şansı yok. Tabii raporumuz çok detaylı bunu bütün basın mensubu arkadaşlarla basın toplantımız sonunda paylaşmış olacağız. Türkiye'de milli eğitim sistemindeki teknoloji entegrasyonuna bir bakış oluşturmak istedik. Özellikle de pandemi sürecinde dijital eğitimin ön plana çıkmasıyla aslında dijital eşitsizliğin de ne kadar ortada olduğunu rakamlarla göstermek istedik. Çok fazla teknik detaya girmek istemiyorum fakat 18 yıldır ülkeyi keyfek eder yöneten hiçbir eleştiriye kulak asmayan tek işi basınla muhalefetle öğrencilerle, işçilerle EYT'lilerle inatlaşmak olan iktidar eğitim sistemimizi de içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir aslında Fatih projesi pandemi sürecinde yaşamış olduğumuz online eğitimdeki eksikler bu yönetim anlayışının ne kadar sakat olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Şöyle bir baktığımız zaman ben bilimsel hiçbir değerlendirmeyi kabul etmiyorum. Eğer benim yandaşımın rantını azaltıyorsa, benim işlerimin yürümesine engel oluyorsa ben bu değerleri bu değerlendirmeleri yok sayarım. Hiçbir akreditasyonu, hiçbir değerlemeyi kabul etmem diyen anlayış burada da tam anlamıyla ortaya çıkmıştır. Nasıl OECD değerlendirmesini kabul etmiyorsa, değerlemelerini kabul etmiyorsa dönüp baktığımız zaman dünyadaki hiçbir pilot uygulamayı incelememiş, oradaki yanlışları görmemiş ama 83 milyon vatandaşımıza bu eşitsizliği, bu adaletsizliği reva görmüştür. Ben fırsat eşitsizliği sözünü bile tam doğru bulmuyorum. Aslında bu burada bir hak eşitsizliğidir. Çünkü eğitim bu ülkede bütün çocukların en temel hakkıdır ve bu hakları elinden alınıyor bu uygulamalarla. Tüm kamuoyunun ilgisini özellikle de geçen hafta karnesini aldı öğrenciler ve yarın öbürsü gün YKS sınavına girecekler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak istiyoruz ki bütün öğrencilerimiz sınavlarında başarılı olsun. Kendilerine layık bir gelecek önlerinde olsun. Bunun için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz ve gerçekten bütün öğrencilerimizin alınlarından akıttıkları alın terinde bizim umudumuz. Bütün gençlere sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Sınavlarda başarılı olacaksınız ve biz bu adaletsizliklere son vereceğiz diyorum sizlere de basın açıklamamıza katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.